bir fetihtir Fatiha. İnsanın içindeki en mahrem coğrafyadan, cemiyetinden geniş sahasına kadar alemlere öğüt olan kutsal kitabımızın biricik anahtarıdır. Fatiha, duanın tarifini yaparken bir çeşit hal arzında ve yardım arayışındaki insanın Yaradanına nasıl sesleneceğinin ve Rabbi ile rabıtasını nasıl kurabileceğinin yol haritasını ona vermiş oluyor aslında. İnsanın yaratılışı, dünyaya gelişi ve ahirete dönüşü baştan sona Fatiha'da işlenmiştir. Fatiha işte bu yönüyle insanın serencamesini gün yüzüne çıkarır. Nasıl ki her hazinenin bir anahtarı varsa, kitabımızın yegane anahtarı da Fatiha suresidir. Fatiha, kalplerimizin anahtarı, dünya hayatımızın rehberi, ahiret hayatımızın bir fragmanı gibidir. İslam'ın hükmü mahiyetinde olan besmele ile başlayarak gönüllere huzur, hastalara şifa yani rukye, ahiret yurduna gidenlere bir bağışlanma ve dünyadakiler için birer yol gösterici ve İslam'ın ta kendisidir. Fatiha, Allah'ın kendini kullarına tanıtmasıdır. Fatiha'nın sırrı insanın kendini bilmesidir. Tam bitim dediği yerde başlar kulun hikayesi, işte ruhlara birkaç cümlede yaratıcısını, yaşam felsefesini özetleyen bu sırlı hikayenin sahibidir Fatiha suresi. İnsan nedir sorusuyla karşı karşıya kalırken Allah bunun cevabını da yine Fatiha suresi üzerinden vermiştir. Merhamet sahibi, doğru yanlış ayrımını yapıp doğruda karar kılan, düşünce ve davranışları ile dürüst olan, adaleti savunan, iyiliği kovalayan bir insan modeli. Fatiha suresi, yüce yaratıcı huzurunda kulun en içten serhatsiz minnet duygusuyla, onun sonsuz merhameti, tam doğru adaleti, yüce cömertliği ve tam bağımsız kudreti karşısında saygı ve sevgi çerçevesinde boyun eğmesidir. Sure Allah'a hamd ile başlar. Bu mutlak kemal karşısında insan bilincindeki fıtri bir hayranlığın yansımasıdır.